Savaşta savaş, barışta barış. Biz her yöne de varız. Tüylerimiz diken diken oldu. Oruç reisi canlandırdık. Yunanistan böyle havlayıp duruyor işte. Avrupa ülkesinin yaramaz çocuğu. Amerika'nın, Fransa'nın uşakları olduğu için. Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisi Türkiye ve Yunanistan arasında gerginlik yarattı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu her zaman. Geçmişten bugüne kadar. Yaptıkları bu zaten. Nelerine güveniyorlar bilmiyorum. İşte arkalarında Avrupa, Fransa, İngiltere'nin olması dolayısıyla hemen Kaş'ın 3 kilometre ilerisindeki Meis Adası'na kadar 3000'e yakın adaya sahipler. Bir şekilde artık bunlar geçmişten onlar da kaldı. Hazmedemiyorlar. Onlar da ekonomik büyük bir kriz içerisindeler. Kendi başlarına zaten bu kudreti bulamıyorlar ama Mısır'dı, İsrail'di, Fransa'ydı. Onlardan destek bekleyerek Avrupa'yı, Amerika'yı arkalarına almak kaydıyla Türkiye'ye kafa tutabileceklerini sanıyorlar. Tabii ki şimdi İsrail olsun, diğer İngiltere, Fransa oralarda yıllardır petrol arıyorlar. Sondaj kuruyorlar. Yani onlar kendilerine çok uzak olmasına rağmen gelip de o açık denizlerde o petrolü arayabiliyorsa Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Yani Libya'da da yapmış olduğumuz anlaşma gereği zaten o bölge bizde olduğu için ben hükümetin de politikasını çok haklı buluyorum. Sonuna kadar da arkasındayız zaten. Başkanımız güzel konuştu. Gelirlerse derslerini alırlar giderler dedi. İnşallah derslerini de verip gelemezler de. O cesareti onlarda görmüyorum ben. Gelemezler. Bizim o gemimizin etrafına yanaşamazlar. Benim diyeceğim bu kadar. Başka ne diyeyim? Aramaya devam edecek. İnşallah bulacağız da. Vallahi Yunanistan bizim topraklarımıza el koymak istiyor ama bizim Türk milleti güçlü olduktan sonra, inancı iyi olduktan sonra, Kur'an-ı Kerim'i inancı bir olduktan sonra kimse güç yetmez. Cumhurbaşkanımız o yönde çok cesaretli. Kendini tebrik ediyorum. Çok memnunum. Kimse bir şey yapamaz. Biz Allah'tan torpilliyik. Onlar para gücüyle. İman gücü olduktan sonra bizi yenemezler. Atatürk devrinde de denediler ama Atatürk Yunanlıları denize döktü. Valla Yunanistan her zaman böyle bir çıkış yapıyor. İki tarafında bence iç siyasette gündem değiştirmeye ihtiyacı var. Sadece onu düşünüyorum abi. Doğu Akdeniz'deki varlığımız, petrol arama bizim menfaatlerimiz açısından gözetmiyor musunuz? Gözetiyorum, hakkımızdır. Bizim karasularımız olduğu müddetçe her yerde istediğimizi arayabilmeliyiz zaten. Vallahi Yunan'a gereken dersi vermek lazım da gene Yunan'a baştan vermek gerekirdi. Çünkü o zamanında o adalarımıza bayrak çekerken Türkiye sessiz kaldı. CHP de sürekli bunları uyardı. O zaman masiye almadılar. Şimdi de Yunanistan bizim gemimize tacizde bulununca Cumhurbaşkanı kalktı. CHP Yunan ağzıyla konuşuyor dedi. Aslında yanlış. Bunu baştan yapacaktı. Baştan o adalarımıza sahip çıkacaktı. Ateş ufakken engel olmazsan böyle ileride ateş büyür. Ya şimdi şöyle ki bu vatan ve bayrak konusu bizim için, Türk milleti için önemli bir konu. Bu Doğu Akdeniz'deki yıllardır zaten Yunanistan'daki aramızdaki gerginlik hem normal dönemlerde olsun farklı dönemlerde olsun sürekli sıkıntı yaratmaya başladı ki sanırım bu son dönemdeki Ayasofya'nın da camiye çevrilmesiyle alakalı biraz daha Yunan kesmini biraz daha kızdırmış durumda ki onlar da ağızlarına geleni söylüyorlar. İşte yok gemilerinizi çekeceksiniz. Yok 24 saat vereceksiniz. Türk milleti hem eskisi gibi siyasal ortamda olsun, masa başında olsun, siyasi politika konumda olsun hem yurt içinde hem yurt dışında gerek savaşarak, gerek yatırımlar yaparak, kalkınarak her zaman daha da üst seviyelere geliyor, gelecektir de. Biz bu şekilde bir taviz vermeyeceğiz. Bizim için vatan her toprağı, her karışı çok çok önemli. Bu Doğu Akdeniz'deki söylentiler de boşa çıkacaktır. Biz gerekli stratejik konumumuzu koruyacağız, devam edeceğiz. Zaten dört tarafı denizler olan çok güzel bir ülkemiz var. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani biz siyasi politikalarımıza inandığımız doğrultuda fırsat vermeden devam edeceğiz. Bu konuda da kararlılığımız devam edecektir. Yetkililere gereken yapacaktır zaten. Her şeyi Cumhurbaşkanımız bilir. Tayyip babamız bilir. Yani bir şekilde hallolması lazım yani. Sonuçta Türkiye gibi kalması lazım. Diyorum ya bunlar kayıkçı kavgası. İkisi de NATO'nun üyesi olduğu için bunlar hiçbir zaman için
savaşa müsaade etmez Birleşmiş Milletler. Bu işteki seçmenlerine gözdağı vermek veyahut da oy toplamak amacı bu. Yunanistan'la aslında biz komşuyuz. Yunanistan aklı başında bir devlet olsa bizimle iyi geçinmek zorunda. Bizim İstanbul'daki talebeler İstanbul'a savaşa yeterli. Diğer tarafını boş ver. Ben sadece Yunanistan'a aklı selim düşünmelerini, ebedi biz burada komşuysak hukuku yönden Lozan Anlaşması'na göre hareket etmelerini tavsiye ederim bir vatandaş olaraktan. Vallahi inşallah tatlıya bağlanır. Savaş mavaş durumuna gelmeyiz. Çünkü kanuni şeyden bizim hakkımız orada şey aramamız. Fakat Yunanistan devamlı bize ayağımıza takılıyor. İyi yapmıyor. Ve inşallah tatlıya bağlanır da olay tatlılıktan çözülür. Ben o taraftayım ben. Yunanistan'a dersini vermemiz lazım. Yani kendi sularımızla her türlü aramayı yapabiliriz yani. Burada Türkiye çok güçlü. Kanunlara aykırı bir hareketi olmadan arama yapmaktadır burada. Yani alt kaynaklarımız bizim yani denizde. Bizim akarsularımız içerisinde. Biz yani kimsenin sınırını geçip arama yapmıyoruz. Türkiye çok güçlü. Gerekli dersi verir ve aramalarımızı yaparız arkadaşlar. Vallahi bizimki ellerinden geleni yapsınlar. Onlara fırsat vermesinler. Düşündüğümüz bu. Tabii aklı selim bir şekilde zaten gördüğümüz kadarıyla hükümetimiz gerekli tedbirleri alıyor. Ve gerekeni yapıyor. Devam etsinler böyle. Vallahi Türkiye'nin kendi kara sularında, deniz sularında faaliyet göstermesi en doğal hakkıdır. Bu hakkı da uluslararası, Birleşmiş Milletler olsun, diğer teşkilatlar olsun kendisini savunacak şekilde mücadelesini veriyor. Hükümetimiz de gerçekten dik duruyor bu konuda. Yani bütün hakları, bütün uluslararası görüşmelerle, şeylerle Türkiye'nin menfaatlerini korumaya çalışıyor. Tüylerimiz diken diken oldu. Oruç reisi canlandırdık. Oralar zaten bizim. Yunan söylemeyi istemiyorum ama ulan Yunan kaşınma. Ki kaşınlar vallahi. Ne diyor bizim gazilerimiz, yiğitlerimiz? Devlet izin versin. Cuma namazını orada kılak. Vallahi kılarlar ya. Yahu ecdadı bilmiyor mu bunlar? Bizi tanımıyorlar mı? Türk'ün ayranı kabardığı zaman Karadeniz dalır Akdeniz'de. Konu bu. Ve devletimize Allah güç kuvvet versin. Milletin desteği eksik olmasın. Gerçekten hakkımızı savunuyoruz. Yani bizim onların gözü malında, denizinde, toprağında gözümüz yok. Ama hakkımızı söke söke de alacağız. Şimdi bu konakların Yunan'ı döveceğim. Başka değil. Başka şey yapayım. Yunan zaten ta şeyden beri şımarır durur. Ondan sonra geri bir ara şeyde Kıbrıs Harekatı'nda da böyle İstanbul'u terk ettiler. Gene olacakları o. Durum bu. Yani oradan biz Türkiye'den şimdi denizlerinden Kıbrıs'tan buna feda edecek halimiz yok. Bildiğini yapsın. Yunan zaten unutamıyor İzmir'de denize döküldüğü anları. Türkiye bütün haklarını savunmak mecburiyetindedir. Savunan bu ülkenin de biz arkasındayız. Devletimizin de, hükümetimizin de milletçe komple biz bu ülkenin arkasındayız. Dört şeylik bir küçük bir ülkeyle Yunanistan'a haklarımızı yedirmezdik. Bunun için de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Savaşta savaş, barışsa barış. Biz her yöne de varız. Şimdi Akdeniz hakkında, Doğu Akdeniz hakkında hükümeti, devleti destekliyorum sonuna kadar %100 haklı
bir zamanlar Osmanlı'nın Akdeniz büyük bir gölü olan Akdeniz'de şimdi dağ dağ da gelmiş Bağdağ'ını kovmak istiyor. Acı olan şu ki Türkiye'de bazı muhalif partilerden bazı liderler de bizim Libya'da Akdeniz'de işimiz ne diye bazı lüzumsuz gerçek dışı sözler sarf ediyorlar. Buna da insan üzülüyor, bir Türk milleti, bir Müslüman olarak buna çok üzülüyorum. Bir de hele hele şu ki Mısır bir Müslüman ülkesi, bugün İslam aleminin hemen hemen neredeyse Türkiye'den sonra lider oluyor. O da Yunanistan'la, Rumlarla bir ittifak içindeler. Gerçi Mısır'ın halkı değil de halkının %90'ına sorsan Türkiye'yi destekler. Fakat başındaki darbeci Sisi Amerika'nın, Fransa'nın uşakları olduğu için onlarla ittifak kuruyorlar bazı Arap ülkeleri. İnsan Müslüman olarak buna da üzülüyor. Yani sonuna kadar destekliyorum. Allah razı olsun, başımızda yiğit bir, ne diyeyim, komutan diyeyim, cumhurbaşkanı diyeyim, başbakan diyeyim. Allah razı olsun, her tarafa da sözünü yetiştiriyor. Hiç de kimseden korkusu da yok. Zaten bunu Fransa'nın olsun, Yunanistan'ın olsun, zaten şehitlikleri de korkuları da zaten Tayyip Erdoğan geçsin de zaten işlerini onlar hallederler. Eğer Tayyip Erdoğan başımızdan gitmiş olsa. Vallahi gerginlik yaratacak bir şey yok. Yunanistan boşuna kürek çekiyor yani. Bir anda işini bitiririz Yunanistan. Yunanistan kimdir ki ya? Akdeniz bizim gölümüz zaten. Osmanlı'nın gölü Akdeniz. Yunanistan böyle havlayıp duruyor işte. Avrupa ülkesinin yaramaz çocuğu. Sağa sola saldırıyor işte. O gücü nedir ki benim? 10 milyonlu şey. Koca Türkiye nedir ki? Yani boşuna. Hallederiz bu işleri.